Ülkümüz oluşmadan önce de felaketlerden kurtulmuştu. Volkanlar patladı, ormanlar yandı. Depremler birçok can aldı. Zayıflar elendi, güçlüler hayatta kaldı. Dünya her zaman kendini yenileyebildi. Üzerindeki toksik atıklardan kurtuldu. Milyonlarca yıldır bulunan dünyanın üzerinde sadece 60 bin yıldır yaşıyoruz. Ve dünyadaki yaşanan tüm felaketlerden daha kötüsü olduk. Ormanları katledip suyu kirlettik. Böylelikle sadece kendimize değil, başka canlılara da zarar verdik. Ama dünya bize nefretini kustu. Onu sömürdükten sonra kadim zamanlardan kalan bu laneti başımıza sardı. İnsanlar yamyamlaştı ve böylelikle insanoğlu kendini yok etti. Dünya yenilenme çağına girdi. İnsansız bir gelecek vardı. Bense bu uçsuz bucaksız kara parçasında hayatta kalan tek insanım. İçgüdüsel olarak kendimi savunuyorum. En son bir kar fırtınasında tüm eşyalarımı kaybettim. Ve 100 gün boyunca hayatta kalacağıma kendimi ikna ettim. Peki bu karlarla dolu dünyada hayatta kalabilecek miyim? Rusya'da zombilerin sardığı bir şehirdeyiz. Ve 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Açıkçası çok tatlı bir maceraya atılıyoruz. Daha fazla 100 gün meydan okuması istiyorsanız 50 bin beğeniden sonra gelecek. O zaman iyi seyirler. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Çok iyi değil mi? Çok güzel değil mi abi? Bayağı iyi. Bu manzarada, Rusya'da hayatta kalacağız. Evet. Kar güzeldir. Karı severim. Çünkü kar neden sevilmez ki? Bursa'da kar yağar. Ondan sonra gidersin. Kardan adam yaparsın. O üzerine birkaç tane zeytin koyarsın. Sonra da bir tane havuçtan burun yaparsın. Olur biter yani. Senden güzel değil. Teşekkür ederim. O zaman şu binadan başlayalım. Ha, alabileceğim bir şeyler var en azından. Bunlar ne? Ration. Ha, bunlar yemek. Tamam, çakım da var abi. En azından bir yerden başladık. Peki bunun üst katı yok mu cidden? Bu kadar mı? Tamam. Burada birazcık saman balyası var. Gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Bunlar çünkü elimizde her zaman kalmayacak. Buranın üzerinde bir şey vardır ya. Burası boşuna konulmamıştır. Her binanın bir amacı var gibi geliyor. Ama sıkıntı da şu. Bayağı zombi var. Ben sadece buradan direkt koşsam. Umarım abi öldürücü bir hareket yapmamışımdır umarım. Koş abi. Bir de hiçbir şey çıkmazsa hayatımın en boktan ne olacak ki? Güzel. Bu çok daha iyi. Evet, hayır. Oo. Tamam, sakin. Sakin dostum. Aa, bu adamlar biraz sıkıntı gibi ya. En azından buradan düşürerek de hasar da vurabilirim. Değil mi? Ama onlar da bana aynısını yapabilir. Buradan mı atlayacağım? Çok da sıkıntı değil galiba. Atla gitsen ölmekten daha iyidir. Ah, ölmedim, bir şey olmadı. Bir de şuraya bakayım o zaman. Ah. Aa, burada da var. Burada ne var? Zombi kanı. Aa, deney yapabiliyor muyum? Şey yapıyorum değil mi? Kendime zombi kanını evrimleştiriyorum. Enjekte ediyorum. Zombilerden belki etkilenmeyecek bir adama dönüşüyorum. Ama bilyalar falan filan güzel. Böyle sakin. Küçük bir kasabaymış burası aslında. Ve biz de burada maalesef biraz yağmalayacağız ama başka ne yapılır? Derken günün yarısı geçti. Şehir güzeldi ama kalabalıktı. Şehrin içi zombilerle doluydu ve kendimi riske atmak istemedim. Bu yüzden şehirden uzaklaşarak başka yapılar aramaya başladım. Ve ilk günün ışıkları yavaş yavaş sönerken ben bir villaya vardım. Keep out. The only thing you will find is trouble. Burada bulacağın tek şey bela diyor. Aa, bulayım abi belayı. Burası ne? Zenginlerden biri yapmış mı buraya bina böyle dikmiş? Aa, evet. Zengin mekanına geliyoruz ha. Aa, güzel. Hoş yapmış. Bakayım. Aa! Lan bela bulacağız dedi adam bize. Kimse artık bela dışında. Bunlar zihin oyunları arkadaşlar. En büyük engel zihninizdir. Önemli bir şey yapacaksanız insanlar sizinle dalga geçer. O sırada da en büyük etken tabii ki aha zihninizdir oğlum. Alo. Afiyet olsun. Giydik yine eşyalar. Ya ben belamı böyle buluyorsam belamı böyle bulayım ya. Danos. Yatak da var bu arada. Yatak da alayım. Oo. Sesi ben mi duydum sadece yoksa gerçekten büyük bir ses mi geldi? O fırtına çıkacak gibi. Aa, evet. Fırtına çıkabilir. Fırtına! Abi! Evet! Arkadaşlar dünyanın en soğuk şehrine hoş geldiniz. Bir fırtına görüyoruz. Belamızı bulacakmışız gerçekten. Ben ısınacağım birazcık. Şuradan birazcık alayım şu eşyaları vesaire de. Oo! Abi!
Yok ben uçmak istemiyorum. Yok ben almayayım. Ben almayayım. Sıcacık bu evde yaşayayım ben. Kapıları da kapatalım. Ceyran olmasın. Burada da birazcık eşya da var. Oo! Neler neler var. Ben burada yaşarım. Bilardo masamız. Burada nasıl hayatta kalamadınız be? Aha! Gün batımı. Güzel bir gün batımından başka ne sizin içinizi sıcak tutabilir ki? Dışarıda bir fırtına kopuyor ama içimizi sıcak tutacak bu güzel tatlı anlar olacak. Fırtına birazcık daha evet sakinleşmiş. Evde güzelce bir uyku çekelim değil mi? Aynen. Mis gibi bir uyku. Güzel ve o ben çok sevdim bu arada ya. Ben karlı alanlara bayılırım. Şu an ben zevkten dört köşeyim. Değil mi? Zombilere bulaşmayacağım. Efor sarf etmeyeceğim adamlar için. Burası bayağı sıkıntı. Selam abi. Yok yok siz takılmaya devam edin arkadaşlar. Daha sonradan kasabaya tekrar döndüm ve ikinci günün tamamını eşya ararken geçirdim. Eski bir binanın alt katında bir sürü ok buldum. Şansıma da iki blok ötedeki başka bir evin içerisinde bir yay buldum. Bu sayede kendime güvenim iyice arttı. Özellikle de ilk günlerdeyken olabildiğince zombi katletmeye çalıştım. Çünkü gittikçe her gün daha güçlenecekler ve daha hızlı olacaklardı. Hop! Gel abi. Afiyet olsun vuramıyorum. Biraz en azından bir 15 level olayım da. Az gözükmesin o kadar. Kesmesi zevk veriyor. Şu savurma hareketi çok zevk veriyor. Minecraft'ta en zevk verici şeylerden biri. Ama kestiğim zombiler bunu pek beğenmemiş olmalı ki gece daha da bir fazla geldiler. Daha sonradan fark ettiğim üzere bu gece kanlıydı. Kanlıydı zombiler 3 kat daha fazla çıkıyor ve 1,5 kat daha fazla vuruyorlar. Bir çatıya çıkmam lazımdı ama elimde hiçbir blok yoktu. O yüzden çevredeki ağaçlardan odun kazaraktan bir çatıya çıkmayı başardım. Ve gece bitene kadar geceyi orada geçirdim. Çünkü kanlıylarda maalesef ki uyuyamıyorum. Güzel ya. Şey gibi bunlar benim hayranım. Ben konserdeyim şu an. Telefonu sallayıp bana ışık yapıyor gibiler. Ha tabii kırmızı aydı. Bir de bunlar birazcık daha coşuyorlar. Ben şuradan bir kaçayım. Arkadaşlar! Görüşürüz! Oha! Fırtına! Abi! Güzelsiz fırtınaya bir güzel güzel kapılın. Fırtına be. Can kurtardı. Gerçekten can kurtardı. Ben şu aradan çıkayım. Merhabalar. Ne yalan söyleyeyim. Şanslı bir adamım. Fırtına beni asla çekmedi. Ama iki kere fırtınaya yakalandık. Ve bütün çevremdeki zombileri silip süpürdü. Ama hayat bazen nötr olmak ister. Pozitiflikleri nötrleyebilmesi için negatiflik yükler. Dördüncü günün sabahı ne kadar güzel kurtulmuş olsam da dördüncü günün gecesi şeytaniydi. Aa bir dakika. Hey! Gel buraya. Gel tatlış köpke. Hop hop. Hop, aynen. Koş, 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 koş. Gel buraya. Hadi kuçu kuçu. Hadi kuçu kuçu. Gel. Oo, ağza bak. Ha, dile bak. Oğlum gerçekten yapmışlar bu işi ya. Artık sen benim en yakın arkadaşımsın. Bu ne vodka? Oo. Evet, tam bir Rus olacağım şimdi. Birazdan vodka içeceğim ama. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama zombi salgınında da içilir biraz ya. Oha, dayanıklılık kazandım. Vodka arkadaşlar. Dayanıklılık kazanmak gibi bir olayı var. Tamam ben şuradan ufaktan savunma hattımı çekeyim de. Oo! Hayır! Hayır! Arkadaşlar uzaklaşsın. Tamam. Tamam. Burada birileri var mı? Yok galiba. Bandaj abi. Abi level'lar hala artıyor. Bu ne level? Yok abi. Vodka içmem lazım tekrardan. İç abi vodkayı. İç vodkayı. Fondip. Ben bundan sonra... Oğlum ne bu? Kutsandım mı ben? Ha? Bela istediniz alın size bela. Ama hala orada kılıçlı bir adam var. Yani güzel bir kritik vurduğunda tek yiyebilme olasılığım var. Aa, bunlar... Abi hayır. Sakin ol. Evet bu zırhlar olayı bayağı bitirdiler gibi. Ama daha ikinci gecedeyiz, ikinci gecedeyiz. Hayır, 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 hayır. Ben böyle bir şey istemiyorum, ben böyle bir şey istemiyorum. Tamam, sakin. Sakin Dokan, hayır. Kapıyı kapat. Kimse gelmiyor buradan. Üstünde kır. Ben buradan atlar kaçarım ya. Aynen, selamlar. Şuradan mı atlayayım? Burası iyi gibi. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay. Nasıl söylerim bilmiyorum ama köpek artık yok.
bütün macera boyunca arkamda zannediyordum ama daha sonradan büyük ihtimal rastgele vurduğum bir zombiye daldığını fark ettim. O yüzden de onun için biraz ağaç keseceğim. Ona güzel bir mezar yapacağım. Merhaba. Evet, selam. Sizin yüzünüzden gitti bu arada, biliyorsunuz değil mi? Suçlu olan insanlığın kibri ve sürekli olarak daha iyisini istemesi. Tamam, burası güzel bir yer gibi duruyor. Sen ciddi misin abi? Sen ciddi misin şu an? Abi böyle bir saygısızlık olamaz. Tamam, ben mezarı rahat bıraktırıyorum. Zombiler evrimleşmeye başladı çünkü. Evet. Zombiler blok kırmaya başladı bile. Evet. Zombiler artık kazma tutmaya da başladılar. Aha. Coin'ler. Burada ne var? Oklar var ve güzel de bir yay var. Çok güzel. Aa, burada etler de var. Tamam. Tam olarak istediğimiz alanlardan birini bulduk. Ama tek sıkıntı, zombiler buraya fazla akın ettiğinden dolayı koyunları şimdilik burada bırakmam gerekecek galiba. Onlara zarar vermek istemiyorum. Zombiler güçlendiği için daha güçlü bir savunma hattı çekebilmem lazım. O yüzden de bolca oduna ihtiyacım var öncelikle. Birazcık odun alacağım. Zaten demirler vardı. Aha da bu demirlerden birazcık da bunlar lazım. Çünkü burada dikenli teller yapabiliyorum bu şekilde. Bir sürü oduna ihtiyacım var bu yüzden de. Tamam, odunları aldık. Şu an lazım olan yer bize daha güvenli bir yer. Şehir çok kalabalık. Zombiler fazlasıyla kalabalık. O yüzden de şehrin birazcık daha dışında bir tane ev vardı. Bir villa vardı. Oraya doğru gideceğim. En azından orası birazcık daha sakindir. Tamam. Burası güzel. Şimdi çalışma masamı alıyorum. Bol bol çubuğa ihtiyacım vardı değil mi? Odunlar buraya, teller buraya ve çubuklar da etrafına olması lazım. Aynen. Tamam. Çok güzel. Girişlere koyacağım. Daha çok gelemesinler diye. Buraya atlatırlarsa diye. İkinci dalga da buradan olacak. Çok fazla kademe kademe koyacağım. Arka bahçe de çok güvenli değil. O yüzden arka bahçeye de bir bakmam gerekiyor. Evet. Burada da birkaç alan var. Şöyle koyalım. Tamam. Çimlerin üzerinden atlayabilirler. Arka kapı direkt kapalı. Tamam. Sadece arka tarafa kaçabileceğim bir alan yapıyorum buradan ki zombiler gelirken de en azından buradan kaçabileyim yandan. Çivi yapabiliyoruz ve çivili sopa yapabiliyoruz ve bu 12 vuruyor. Fazla vuruyor bu. Bir de etrafta şimşekler falan çöküyor. Evet. Hiç fırtına falan istemiyorum şu an. Ve aha da. Tamam, sopa yapmak için deriye ihtiyacım var. Çubuğu koyuyorum ve odun koyuyorum. Tamamdır. Çiviler yanında konuluyor ve evet. Daha güçlü bir eşyamız var. Bu kılıç iyi. Kılıç güzeldi ama sopa da önemli ve kanlay değil mi? Evet. Kanlaya hazırlanıyoruz. Sen dostum. Ne oldu, arkadaşların gelmedi mi? Sadece sen mi varsın şu an? Üzdüler mi, küstürdüler mi seni? Wow. Gerçekten iyi bir sopa. Oo. Wow. Evet. Kanlan yükselirken bizim maceramız sanırım şu an başlıyor. Daha fazla savunma yapmam gerektiğini düşünüyorum şu an. Çok kötü davranmışım. Sen öl. Sen öl. Tamam, teller iş görüyor. Beğendiğinizi düşünüyordum ben ama. Evet, zombiler akıllaşmaya başlıyor kanlaylarda. Burayı dikenli tellerle örmem gerek. Gelenleri temizlemem gerekiyor çünkü gittikçe birikecekler ve daha fazlasını kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Duvarlar dayanabildiği kadar dayanması lazım. Üzerine de eğer... Evet. Şu an blok kırabilen zombilerden biri geldi ya, ben bittim burada. Hayır. Ne? Hayır. Evet. Koşmaya hızlanmaya başladılar bile şimdiden. Merhaba. Hayır.
kaçabileceğim bir yer olması gerekiyor. Aa, hayır, burada da çok fazla. Kapıları kapat. Hayır, çok fazlalar. Üst kata çıkmam gerekiyor. Aa, hayır, yakın çok fazla ses var. Kaçabilecek tek burası var. En sıkıntılı zamanda kaçacağım. Kaptan gemiyi terk etmez. Ya da terk etmeli mi? Galiba yolun sonu şu an. Daha fazla dayanabileceğimi düşünmüyorum. Tamam. Göremediğim zombilere bakacak olursak, yarısından çoğu evin içerisinde. Hayır. Ben ne yapıyorum şu an? B planı. Arka kapıdan kaç. O savunmaya çalıştığım yerden hiçbir şey kalmaması peki. Temizlemem gerekiyor ki bir sonraki gecelere savunma hattım olsun. Sanırım terk etme zamanı gelmiş bu arada. Başka bir yer bulmam lazım ya da en azından zombilerin oradan tamamen dağılmasını bekleyerek başka bir gece için tekrar burada toparlanabilirim. Bu arada zombilerin ışığa duyarlı olduğunu veya ses yaptığınızda sese geldiğini biliyor musunuz bilmiyorum ama öyle. Ekstra birkaç eklentiyle beraber zombiler normalde çevresinin farkına varmadığı kadar farkına varabiliyor. Aha! Bu arada burada hiç zombi yok. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şehirden uzaklaştığım zaman zombiler azalıyor. Tamam, o zaman bu yerde belli bir süre hayatta kalayım ben. Hiçbir ışık olmadan, hiçbir ses yapmadan. Sadece evin içinde duracağım günlerce. Arada bir yemek yerim. Arada bir zombi gelirse onları da indirmeye çalışırım olduğu kadarıyla. Var mı burada zombi mombi? Galiba evin içinde var, evet. Merhaba. Artık eviniz benim. Tamam, elimde kalan eşyaları kullanmaya çalışacağım şimdi. Tamam, daha fazladan dikenli tel işimizi görür. Ne olur ne olmaz. Evin çevresinde ne olacağını bilmediğim için şöyle bir güvenlik önlemi alıyorum. Şuralara da bir önlem alalım. Evin içerisine girmeye çalışırlarsa da evin çevresini de yapıyorum ki bana bulaşamasınlar. Hatta blokları kırdıktan sonra ev içerisine de yapacağım. Çünkü geniş bir alanımız var. Böylelikle bir zombi istilasında iki kat daha korunmalı olurum diye düşünüyorum. Hey. Evet, bu 3 gün boyunca ne yaptığımı soruyor olabilirsiniz. Vizelere çalıştım. Gerçekten mi? Gerçekten. Aslında şu an o günlerin arasında o kadar fazla fark var ki sadece siz bilmiyorsunuz. Birazcık zombi kestim. Birazcık zombi avladım. Onun dışında her şey gayet tatlı. Burası sakin bir yer ve ben burayı birazcık daha geliştirebilirim. Şurada orman var. Oradan daha fazla odun alacağım. Buraya böyle daha fazla çitler yapacağım ki zombiler dalga dalga geldiğinde çitleri kırsınlar. Ve aynı anda da buradaki barikatlarımı kırsınlar. Burada da bir tane patlayıcı ok yapacağım ama galiba bu benim... Evet, bu demir ok olduğundan dolayı normal ok sayılmıyor. Ben de patlayıcı yapamıyorum. Bununla yapabiliyor muyum? Bununla da yapamıyorum. Tam normal standart oklardan bulmamız da gerekecek. Burası güzel ya. Kuşlar tatlı duruyor. Ehey. Evet, burası kilise mi acaba? Şimdi de bakalım. Alalım odunları. Şimdi bu serideki en garip şeyi size söyleyeceğim. Vize haftasındayım. Vize ne diye sorabilirsiniz çünkü küçükken ben de soruyordum. Vize üniversitede, yani normal bir sınav gibi. İlk vizeye giriyorsun, sonra finale giriyorsun. Bazı üniversitelerde olursa finalden kaldın, çok kötü bir final geçirdin. Sonra da büte girebiliyorsun. Yani finalin yerine geçen bir ders. Bunlar olup geçerken ben Minecraft oynuyorum. Bazen yani üniversitede şöyle oluyor, çalışıyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor bazen. Öğrenmiş çaresizlikle beraber ben de dedim en azından bu dersi geçemeyeceğim. Birazcık size video yapayım değil mi? Tavşik! Hey! Senin adın Tavşik koyacağım. Tavşik, üşüme orada. En azından Tavşikçiğim sen üşüme diye yer yapacağız ama şöyle yapabiliriz. Hadi zıpla, hadi zıpla. Aynen böyle. Hah, üşüdün, üşüdün sen. Şoka girdin o yüzden. Sen burada biraz ısın. Ben geleceğim. Sana ev de yapacağız.
Ah, Island. Dur. Tavşik, ben fark ettim olayı. Island'den ayrı kalmaktan korkuyorsun sen. Hadi bakalım, ailenin yanına. Hadi dost. Ne oldu? İstemiyor mu? Dostum ben... Tamam ben buralarda takılacağım zaten. Burada kartal sesleri geliyor. Pat diye önümden kapıp almasın. Oho, burada tavşık cennet ha. Tavşıklar çok özür dilerim ama birazcık ormanları katledeceğim ya. Bir tane küçük bir tekne yapayım ben buraya. Bunu da alayım. Tekne yapıp... Of. Sular da güzel. Ortam güzel ya. Ben cidden kendimi bir emekli gibi hissediyorum şu an. Ne zombisi var, ne derdi var. Sakince gidiyorsun. Birkaç zombiyi de temizledik. Zaten sakin olmamız, sessiz olmamız da lazım. Fazla ses çıkarırsak geliyorlar. Yani yanlış yerlere geldiğin gibi geliyor bana ama... Evet, bazıları akıllı çıkabiliyor. Bu beni korkutuyor. Evet, kanlar yükseliyor. Güzel de duruyor aslında. Tatlı duruyor. Ama o kadar sessizlik sona erdi gibi. Gerçi zombiler benim farkıma varır mı? Evet, bazıların farkında ama... Hayır. Kanlayner için güzel bir yerleşke sayılmıyor galiba. En azından tuzaklarımın işe yaradığını görebilmek iyi hissettiriyor. Ateşli silahlara ihtiyacım var. Onu da fark ediyorum bir yandan. Belki ufak bir tabanca. Belki de olması gereken budur deyip kendimi bu zombilerin arasına bırak. Hani tam olarak bir tane zombi filmin depresyon sahnesi. Hayır, çok fazlalar. Onları asla alt edemeyeceğiz. Kendimi onların içerisine atmalı ve bu durumu kucaklamalıyım. Bu durumu... Aha, aynen. Ben birazcık daha kaşınıyor muyum ne? Aslında burada bir tormo tüfeği olsa pa 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 diye tarasak çok iyi olurdu. Energy'ni bokki. Energy'ni bokki. Dererederi. O cidden moonwalk yapıyorum lan. Kanlaydı değil mi? Moonwalk. Ay yürüyüşü. Ben sizle böyle eğleniyorum. Hatta ben sizle bir fotoğraf çekineyim ya. Hatıra kanka. Birkaç gece sonra götümü ısıracaksınız koşa koşa ama en azından siz bu hızdayken ben de biraz fotoğraf çekinebileyim. Görüşürüz bir sürü zombi. Merhaba, yeni gün. Fark ettiğim üzere üzerime de bakarsanız anlayacağınız bir olay var. Ben hala deri pantolon giyiyorum ve hala da altın kaskım var. Ya altın kask tabii ki güzel bir şey tabii de daha iyisi olabilir. Çünkü zombiler güçleniyor. Benimse bu arada burası neresi? Aha, otobüs durağı. O zaman burada bir yol olduğunu varsayıp buradan devam edeyim. Çünküsüne gelecek olursak da zombiler gelişiyor. Benim de bir elmas set dizemesem bile en azından elmas parçalarım olsun ki ben bir ağırlığımı koyabileyim. Evet, bugün maden yapıyoruz. Özellikle de aslında sakin bir yerdeyken şu yolun yanından girebilirim. Kanlı aylara daha hızlı ve iyi hazırlanmam gerektiğini fark ettik. Aa, örs canım hayvanım. Ya gitmesinler diye böyle yapabilirim, evet. Çok mantıklı. Bütün hepsi canım hayvanım olurlar. Hepsini tek tek yapmaya gerek yok. Burada örsümüz varmış. Neyse, şuradan bir yol yapmaya başlayayım. Tam daha ilk saniyelerde demir falan bulduk. Tabii bir yandan da ekstra sandık koymam lazım ki bir sürü eşya var. Yani bu eşyaların hepsini stoklayabilecek alanım yok. Evet. Demir demarı. Demir setim de yok aslında. Ben çok güzel bir demir set de yapabilirim bu şekilde. Ben burada elmasa ufak bir yol yapmaya çalışıyorum. Hani direkt aşağımı kazıp bir yere düşüp zombi belki gerçekten daha güvenlidir dışarıdan. Buraya sığınak da evet aslında ya. Aşağı katlarım o mağaranın dibine böyle güzel olabilirdi. Mağaraya düşeceğim ve mağarada deliler gibi olacak. Daha da sıkıntılı olacak her şey. Bu arada burada birden gözler belirse nasıl hissedersiniz? Evet, öyle uzun süre bakınca da geliyor bu arada. Aynen. Ay, bu arada tüyleri diken diken edici. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorum ama. Yaklaşık 5-6 kazma kırıldı ama 5-6 kazma kırılmasına rağmen hiçbir şey olmadı.
Neyse, temiz hava. Bütün aldığım her şeyi şuraya bırakayım da sanda. Şimdi burada deliler gibi demirim var. Deliler gibi altınım var. Elma bulabilirsem altın elma yaparak kendime... Evet, zombiler geliyor. O zaman hiçbir şey yapmamam lazım. Şu an beni fark etmiyor olabilirler bu arada. Umarım sandık açma sesimi duymamışlardır. Çünkü bundan sonra bütün blok koyma seslerim, her şeyi duyacaklar. O yüzden hiçbir şey yapamam. Fazla varlar ama. Yok, galiba biliniyorum ya. Oh! Hayır. Aha. Amacım 100 gün hayatta kalmaksa sanırım sadece madenlerde takılabilirim. Ve az önce koyduğum bütün demirler tam fırın yapacağım anda gittiğinden dolayı sıkıntı da var. Evet, sandık sesimi orada sandığı açmasaydım sandık sesini asla duymayacaklardı ve bu şekilde de aksiyon almayacaklardı. O sandık sesi onları o kadar çekti. Evet, işte gelişmiş zombi yapay zekası kodlanınca böyle şeyler oluyor. O zaman kazıya devam. Ne? Ah! Oğlum sen... Alo? Bir dakika, bana bir şey mi veriyorsun? Alo? Bir dakika, Kızıltaş mı istiyorsun? Karanlıkta birden belirdi. Alo? İstiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Adak mı? Adak ben değilimdir umarım. Çünkü bu zombi salgını videosu kanka. Yani sen zombi de değilsin. Peki o neden çıktı? O da garip. Bu arada Kızıltaş alacağım çünkü... Evet, tuzak sistemler hazırlayacağım. Şu an. Şu an buna karar verdim. Normalde karar vermemiştim. Aha da şu an. Aklıma şeytani fikirler gelmeye başladı. Hani Minecraft'ta tuzak kapısı dediğimiz bir olay var ve onlar yani gerçekten bir tuzak olarak çalışıyor. Sebebi canavarlar veya canlılar hiçbir şekilde o tuzak kapılarını algılamıyor ve boşluğa düşüyorlar ve biz de bundan yararlanaraktan aslında diyeceğimiz çok güzel tuzaklar yapabiliriz. Aynen, bol bol tuzak kapısı yapacağım. Hatta etrafı öyle rediyeceğim. Nasıl yani? Alo? Sen nereden çıktın? Oh! Tamam. Zombiler hala etrafta değil mi? Yakın bir çevrede. Merhaba. Ha, o ka... Oh! Yani gerçekten işi biliyorsunuz galiba. Buraya gelmiş, buraya kadar koymuş, buraları kırmışlar. Bu benim ana geldiğim yer değil ama. Benim ana geldiğim yer neresi? Buradan çıkıyorum. Burası. Yani marifetliler, evet. Kazmakta kırmakta marifetliler. Neyse, ben altınları alacağım, demirleri alacağım. Ondan sonra bunları eritip kaçacağım buradan. Onlar orada ısınsın. Ben de mekanı tekrardan yapayım. Tamam, ortam yine sakin. Ve o kadar kazmamıza rağmen hiçbir şekilde... Hiç elmasımız yok. Hadi bakalım. Başka bir kanlay mı? Kanlayların sıklığı biraz fazla gibi ya. Ve bir fırtına da ses geliyor. Fırtına da gelecek. Büyük ihtimal güneşe bakarken ben gözlerimi bozdum. Gözlük takma sebebim bu. Yani gerçekten salak gibi gidip güneşe bakardım ve ne kadar bakabileceğimi test ederdim küçükken. Bu da benim yaptığım garip hareketlerden. Aynen. En azından Minecraft'ta. Burada ekranım çok parlıyor normal. Ben ne yapıyormuşum ki küçükken? Şu an bile bakılmıyor ekrandayken. Hadi bakalım. Tren yolu en azından bizi düzgün bir yere götürsün de. Zombiler sıkıntı. Aha, tren. Ve başka bir yol. Ben trenin olduğu yere doğru gideceğim. Ve bizimkiler. Sadece birkaç günde bu kadar fark edemez çikit. Bir dakika. Sen benden hızlı koşabilecek misin şimdi? Ho ho. Bilgisayarım bunu kaldırmıyor. Şöyle bir şey yapsam peki, kırmanız ne kadar sürer? Tabii kaçış alanında bırakmam lazım. Hayır. Yani gerçekten bu kadar hızlı mısınız şimdi? Bu zombi trenli bir tane film vardı, ona benzedi. Bilgisayarım kaldırmıyor. Bilgisayarım dayanmıyor. Bugün atlatırsam her şeyi atlatabilirim. Wow. Oo, tam zombi filmlerindeki gibi. Afiyet olsun. Bir trenimiz vardı, bu işe mi yarayacaktı yani? Yo 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 yo. Arkadaşlar sakin olabilir misiniz? Evet, bu
Tuzakları neden istediğimi anlamış olabilirsiniz şu an. Sabah olsun da kurtulayım şunlardan. Bu fazla ya. Bu kadarını tutabilir miyim bilmiyorum. İyi ki tren varmış burada, yoksa ben bu geceyi atlatamazdım. Kafalık. Yap. Giy. Tamam, bunları da giy. Hayır. Hoppala. Koş. Ah tamam. İbar düştü. İşte bu zombilerden biri koşup bana vursa ve beni tamamen bunların arasına atsa, o zaman tüm işim biter. Aşağı bu arada inmiyorum, kaçabilirim. Ama neden kaçmadığımı size söyleyeyim. Bu zombilerin arasında daha hızlı zombiler var. Farklı mutasyona uğramış zombiler var. Ve onları öldürmesi gerçekten çok zor. Şu an arada aha gördüm. Bak normal zombi gibi gözüküyorlar. Ben normal baş... Bak nasıl hızlı gidiyor, nasıl hızlı koşuyor. Afiyet olsun abim. Hohoho. World War Z oldu bu cidden. Yapabilecek bir şeyim kalmıyor. Tren kısalıyor. Aa, daha bitmedi ki. Oğlum daha bitmedi, gece bitmedi. Hala bitti sayılmaz. Hayır, aşağı olmaz. Aşağısı olmaz. Uf. Gün doğumunda bu savaş çok iyi gitti ama ya. Oy! Evet, bayağı hızlı koşanlar var cidden. Güzel geceydi arkadaşlar. Bu gerçekten bu geceyi yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum ama artık bitseniz mi? Bu ne? Konser gibi ya. Konser veriyormuşum gibi. Oha, hilal taktiği yapıyorlar. Arkadaşlar siz çok yanlış anladınız olayı. Evet, cidden ölmeniz lazım. Şaka yapmıyorum. Evet, daha... Bu gecelerde daha bu kadar varıyorsak kesinlikle tuzaklar yapmam lazım. Dahiyane fikrimin şu an işlemesi lazım. Bol bol odun da lazım onun için. Ben yemek yiyebilecek bir zamanım var mı? Burnu kaşıyacak vaktim yok şu an. Güzel, güzel. Bu arada bu kılıcın kırılmaması lazım ya. Bu arada fark ettiniz değil mi? Geri çekilebiliyorlar ya. Direkt dalmıyor hepsi. Vur, vur kaç yapıyorlar. Ben direkt koşup kaçsam. Lay lay don buradan zıplasam. Gelemezsiniz ki. Hala o kadar hızlı değilsiniz. Energy'ni vok ki. Energy'ni vok ki. Whop. Ve aslında günü de tamamen böyle bitirmek istemiyorum. O yüzden aha evet. Başka bir alan var. Tamam koşacaksınız, geleceksiniz, yetişeceksiniz illa. Okey. Kendimi kapatmam ne kadar. Oo, bunlar direkt tren rayları. Güzel mekan aslında. Trende bir şey var mı? Önemli olan da o. Maalesef pek bir şey yok. Buranın sokakları güzelmiş ya. Benim hoşuma gitti. Ben anlamadım ama neden zombiler bu kadar fazla, bir günde bu kadar artmış olamaz. Ha, bu eski zombiler. Evet, şehir kalabalık. Wow be. Güzel güzel maceraydı. Teknem de burada. Sizi seviyorum arkadaşlar. Birazcık daha gelin. Alasmarladık diyebilmek için. Bana veda edebilmeniz için. Burada duracağım. Aynen. Selam. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben hızlı yüzemiyorsunuz değil mi? İnşallah. Of, çok iyi be görüntü. Zombilerin böyle gitmesini. Yo, bazıları akıllı lan, etraftan dolaşıyor. Bu ev güzel. Sen güzel değilsin ama. Çık git buradan. Buraya güzel bir tuzak sistemi kurmaya başlayalım. Bunları öldürmeden bir yere varamayacağız da. Bu evin de altını üstünü getirecekler. Tamam, şimdi küreklerimiz var. Benim bayağı bir alan açmam lazım. Kaçış alanı da yapmam lazım kendime. Ama şimdilik böyle düşecekleri bir alan lazım. Oraya full dikenlerle kaplarım. Bayağı bir dikene ihtiyacım olacak bu yüzden. Bayağı. Ya da benim daha basit bir tekniğe de ihtiyacım var. Ama olsun, gösteri havalı durması için uzun yoldan yapacağız. Aha mesela. Bu salak düştü. Çıkabiliyor ama. Tamam. Yani hemen hemen başlangıcı attık gibi. Blok koymalarını da engellersem ve en azından şansıma da pek fazla blok koymaya çalışmayanlar gelirse, birkaç tane tuzak kırıldıktan sonra bile yapabilirim de burayı biraz... Yani ne bileyim, fazla getirmişim. Tamam, ev güzel, fena değil. Benim kaçacak başka bir alana ihtiyacım var bu arada. Oo, taktiksel kürek. Taktiksel kürek ne yapıyor? Ben bıktım sizden ya. Her gece, her gün. Yani cidden fazlalaştılar. Küçücük bir yere ihtiyacım var. Yani yüzey alanını azaltmam lazım. Aslında bu da bir teknik ya. Çok fazla normal hendek bile işe yarıyor. Evet. Normal hendek bayağı işe yarıyor hem de. Tamam. En azından bugün bu sistemi tamamen bitirelim ya. Yemek stoğum bayağı tükenmeye başladı. Bayağı değil, son yemeklerim. Evet. İki gün daha bu yemeklerle dayanırım. Sonra yemek, başka yemek kaynakları bulmam gerekecek. Tamam, şimdi oduna fazlasıyla ihtiyacım var tuzaklar için. Ama asıl tuzak, yani tuzak kapıları olacak. Direkt düşmeleri için aşağı doğru. Sonra aşağıda tutsak da kalabilirler aslında. Benim daha şahane fikrim ise onları yukarı çıkarmak. Çünkü o kadar yukarı çıkaracağım ki düştüklerinde ölecekler. Bu da 23 bloğa tekabül ediyor. Abi onu da kırma ya cidden ya. Zarardan başka bir şey değiller.
Tamam, başlıyorum buraya rastgele koymaya. Hop. Ya bunları kırarlar tabii de. Yani kırabildikleri kadar kırsınlar. Ben burayı dolduracağım. Ve özellikle de buraya baya baya tuzak kapısı koyunca da onlar nereye düştüklerini de algılamayacaklar. Ekstra katmanlar da koyayım ki dibe girsinler, bazen çıkamasınlar. Bence çok güzel olacak. Çok fazla kazan zombi de gelmezse tadından yenmez. Nasıl yani? Ha, öyle yani. Anladım. Şaka bu yani. Şaka mı bu ya? Ben buna çok yükselmiştim. Cidden bunları teker teker... Ama neden üstten çalışmaz ki? Neden? Dikenli tellere girecek işte, hasar verecek. O bu cidden böyle mi çalışıyor? Şaka gibi. Tam orada o kadar sıkıntılı değil. Buradan düşecekler zaten. Düştüklerinde buraya gelecekler. Buradan kazmaya çalışacaklar. O zaman buradan hasar yiyecekler. Benim için önemli olan şey bu. Sadece üçlü genişletmem lazım burayı. Mesela şöyle ekstradan çıkarım. Onlar buradaki bloklardan düşüp bana doğru gelmeye çalışırken burada hasar yerler. Bence daha mantıklı. Güzel. Bu da mantıklı fikir. Az önceki de mantıklıydı. Az önce de teoride öyleydi. Ha! Evet. 10 saattir konuşuyorum. Kayıt aldığımı sanıyorum. Bazen kaydı durduruyorum çünkü gideceğim yerler oluyor. Oyunu da durdurduğum gibi. Evet. Bir gece atlattık bunlarla beraber. Kılıcımız o sırada yok oldu. Ve ben çok fazla bir şey yapamadım. Aynen böyle. Aynen, kendi tuzağıma yakalanıyorum ama. Bir de çıkış yollarına ekstra tel koymam gerekiyor ki şu şekilde. Bu sefer çıktıklarında da ekstra hasar yesinler. Bu da benim için önemli parçalardan bir tanesi. Hadi bakalım. Buradan bana gelmeye çalışıyor. Ben de onu buradan hop indiriyorum gibi. Çok güzel bir sistem olmaya başladı bile bu. Aynen abi, çıkmaya çalış, çıkmaya çalış. Bir de daha tuzak kapılarını yapmadık. Tuzak kapıları da tamamen olsun. İş bizde. Tamam, güzel. Yani havalı duruyor ya, daha ne olsun. Bir test edebilir miyim bunu ya? Şöyle zıplasam. Gelmeyi deneyeceksin. Ama tuzak kapısı orada, gelmen lazım. Ha, düştü, evet. İşe yarıyor. Sonraki kısımda... Kırıyorsun ama sen onu. Ha, şerefsiz, kırma. Alo. Tamam, bunları koyayım. Aşağıya bir tık daha derinleştiririm ki... Yani kıramasınlar. Ama en sıkıcı kısmı işin bunları yapma kısmı. Benim öyle bir oda yapmam lazım ki şurası olacak, orası da. Sadece benim 3'e 3'lük bir alanda durabileceğim bir yer olacak. Etrafı full zombilerin düşüp öleceği bir tuzak olacak. Tamam, güzel oluyor abi. Evin içine neden yapıyorum bilmiyorum ama... Yani... Neden bilmiyorum. Merhaba. Selam. Tam kazmamışım. Tabii kendime ufak bir yerde alan da yapmam lazım şöyle ki düşmeyeyim. Bu da çok çok erken sürümü. Çok güzel. Tamam, bu gece çok zombi yok. Ya 3-5 bir taneler var. Onlar da büyük ihtimal şeye düşmüştür ya. Benim koyduğum öbür tuzaklara düşmüşlerdir. Köprümüzü yapalım. Aha, evet. Buralara düşmüşler. Oo, bayağı da hasar vuruyor. Güzel. Tam istediğim gibi olmuş o zaman. Çok iyi. Çok iyi. Siz orada ölün. Bu zombiler o kadar da saldırgan değil. Dostum sen de mi yiyorsun? Afiyetle. Aynen. Çok güzel. Sen de gel abi. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Olay zaten zombilerin salak gibi buna basması değil. İzdiham olması ve arkadaşlarım onları ittirip bu şekilde dikenlere gitmeleri. Oh. Çok güzel. Güzel. Bu şekilde gitmeye devam. Tamam. Bir günde atladık. Bu arada ne kadar etkili olacak ki? Zombiler evet baya baya geliyorlar. Bu gece bereketli bir gece gibi. Acaba sadece deliklere mi dolacaklar? Ben onu çok merak ediyorum. Baya çok güzel. Tamam, asıl olay da zaten kendilerini yakmasıydı. Hop, hayır. Ya seyirci olabileceğim çok fazla alan kalmıyor bana galiba. Ama birler her yerde, istatistiklere bak. Tamam, birler her yerde uçuşuyor. Baya hasar yiyor bu adamlar. Arada bir geçenler oluyor. Evet, bunlar sıkıntı. Ben şuradan kapıdan gireyim de. Boktan bir şey yapacağıma inandım birden ama. Sıkıntı yok. Gel abi. Gel 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 gel. Aman aman beni rahatsız edecek, sıkıntıya sokacak canlılar gelmedi. Çok fazla blok falan koyup kıran zombi de yok. Sadece şu tarafta birazcık var. Ben tatminim şu an. Ben şu an tatminim.
Ve tüm bu sistem o kadar hoşuma gitti ki. O zaman şimdilik yaptığımız her şeye şöyle bir bakalım. Güzel gittik. Bunca zombiyle şimdilik sıkıntı çıkarmıyor. Ama zamanı gelince felaket şeyler olacak. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Zombilerin daha da zorlaşacağı, daha da sıkıntıya varacağı. Hatta şu anda evime bayağı bir zombinin geldi bu zamanda. Evet, o kadar fazla geliyorlar ki çiti falan aşmaya başladılar. Alo? Alo? Hayır.